Kıbrıs'ta 2016 barış yılı olabilir. Temenniler o yönde. İki toplumun lideri de yeni yıl mesajı vermek için kameraların karşısına birlikte geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yeni yılın adaya barış getirmesini diledi. O mesajın yer aldığı videonun kamera arkası görüntüleri de ortaya çıktı. İki lider çekim sırasında hayli eğlenmişe benziyor. Ready to shoot? Ready? Hadi, bağımlı. Yaşma Paris. It was perfect until that. You must be practicing inside, right, Nikos? Yeni yılın biz Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklere yeniden birleşmiş vatanımızda tekrardan barış içinde yaşamanın basına cin vermesini dilerim. Multu yılan. Εύχομαι ο νέος χρόνος να φέρει μόνιμη ειρήνη, ηρεμία και ευημερία σε όλους τους Κυπραίους. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Νίτσε μου του Ιουλάρα. Dünyanın yeni yedi harikasını daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Tac Mahal'in fotoğrafında olduğu gibi modern dünyanın yedi harikasının fotoğrafları insansız hava araçlarıyla çekildi. Proje bir Rus fotoğrafçılık şirketine ait. İnsansız hava araçlarıyla fotoğrafları çekilen yerler arasında Tac Mahal, Çin Duvarı, Kolezyum, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli, Meksika'daki Chichen Itza piramidi de var. Bu birbirinden güzel tarihi eserlerin insansız hava araçlarıyla fotoğraflarının çekilebilmesi için her ülkeden özel izinler alındı. Ve her bir eser ikişer günde görüntülenebildi. Proje hala tamamlanmış değil. Modern dünyanın yedi harikası, İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan oylama sonucu belirlenmişti. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. O yüzden güzel ve ilginç görüntüleri ekranınıza taşımak istiyoruz özellikle. Uzaydan bir görüntü, daha doğrusu bir haber. Telefonunuzun çaldığını ve karşıdaki kişinin merhaba, orası dünya mı diye sorduğunu düşünün. Bu olay İngiltere'de gerçekten de yaşandı ve arayan kişi gerçekten de uzaydan arayan bir astronottu. 10 gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan İngiliz astronot Tim Peake, yanlış numarayı çevirince fıkra gibi bir olay yaşandı. Şaka yapmadığı konusunda ısrarcı olan Peake, daha sonra bir tweet atarak aradığı kişiden özür diledi. Peake'in mesajı şöyleydi. Yanlışlıkla arayarak, merhaba orası dünya mı diye sorduğum hanımdan özür diliyorum. Bu bir şaka telefonu değildi. Sadece yanlış numara. Bu, astronot Peake'in uzayda yaşadığı ilk iletişim sorunu değil. Daha önce de ailesini arayan Tim Peake, evde kimse olmadığı için telesekretere mesaj bırakmak zorunda kalmıştı. 25 senedir Uluslararası Uzay İstasyonu görevine seçilen ilk İngiliz astronot olan Peake, önümüzdeki 6 ay burada kalarak bilimsel deneyleri yürütecek. 2016 yılında en çok ihtiyaç duyulacak ilginç meslekler belirlenmiş. İngiltere'de bir insan kaynakları şirketi tarafından popüler eğilimlere bakılarak saptanan mesleklerden ilk ona girenler arasında akla hayale gelmeyecek işler var. Ama dünyanın ihtiyacı varsa muhakkak birileri bu işleri yapmak zorunda. Üstelik kazanacakları para da epey hayli iyi. Daha önce pek duymadığımız bu ilginç meslekleri sizler için araştırdık. İlginç olmalarının yanında iyi para kazandırdıklarını da söyleyebiliriz. Bu meslekleri gayet cazip kılan bir neden paralarının da yüksek olması. 2016'nın en çok ihtiyaç duyulacak ilginç meslekleri arasında ilk sırada plasenta aşçıları var. İçerdiği vitamin ve antioksidanlar nedeniyle popülerleşen, yüksek besin değerine sahip insan plasentası için bu zor yemeği pişirecek uzman aşçılar oldukça revaçta.
Tom Cruise ve Kim Kardashian'dan ünlü şef Jamie Oliver'a kadar pek çok ünlünün yaşlanmayı geciktirdiği gerekçesiyle tercih ettiği plasentayı işleyecek uzman aşçılar yüksek ücret talep ediyorlar. 2016'da revaçta olacak benzer nitelikteki işlere göre epey yüksek maaş alan diğer ilginç meslekler ise şöyle sıralanıyor. Uzay kolonisi astronotluğu, civcivlerin cinsiyetini belirleyen uzmanlar, hayvan terapisi asistanları, legolarla tasarım yapan modelciler, video oyunu test eden kontrol oyuncuları, köpek dışkısı toplayıcıları, Japonya'ya özel insanları trene sıkıştıracak görevliler ve malt içkileri tadımlayacak uzmanlar. İnsan kaynakları şirketi tüm bu ilginç ve 2016'nın gözde meslekleri listesine biraz şakayla karışık İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlardan Chelsea'nin teknik direktörlüğünü de eklemiş. Görme engellileri dünyaca ünlü resimlerle tanıştırmak için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Bunun için 3D yani 3 boyutlu yazıcılardan yararlanılacak. The Unseen Art adlı projede yani görülemeyen sanat isimli projede Mona Lisa gibi dünyaca ünlü resimlerin 3 boyutlu heykelleri yapılıyor. 3D yani 3 boyutlu yazıcıyla oluşturulan bu heykellere dokunarak görme engelliler sanat eserinin fizyonomisini anlayabiliyorlar. Herhangi bir kar amacı gütmeyen projede bir internet sitesi açılması ve sanatçıların eserlerini bu sitede paylaşmasının sağlanması hedefleniyor. Görme engelliler de 3 boyutlu yazıcıları varsa bu siteden o eserleri basabilecek. Böylece görme engelliler o eserleri dokunarak daha rahat tanıyabilecek. Madame Claude 92 yaşında hayatını kaybetti. Bu cümle yaşlı bir kadının hayatının sona erdiğini anlatır gibi görünse de tam olarak öyle değil. Madame Claude'un rahibe okulundan ajanlığa, oradan da dünyanın en ünlü genelev patroniçeliğine uzanan bir yaşam öyküsü var. Madame Claude'un Fransa'daki ünlü evlerinin çok ünlü müdavimleri de hayatının en ilginç ve sırlarla dolu bölümü. İşte 92 yıllık bir hayatın farklı öyküsü. John F. Kennedy, Muammer Kaddafi, Marlon Brando. Onları aynı cümle içinde buluşturan isim 92 yaşında hayata veda eden bir kadın, Madame Claude. Madame Claude dünyanın en çok tanınan genelev patroniçesi. Onu bu haberin konusu haline getiren, filmlere, kitaplara konu olmuş ilginç hayatı. Esas adı Fernand Grude. Rahibe okulunda okudu ama hayatı o doğrultuda ilerlemedi. Savaş döneminde Almanya Fransa'yı işgal ettiğinde ajanlık yaptı. Savaştan hemen sonra ününe ün katan genelev ağını kurdu. Geniş bir çevresi vardı. Hem polis hem de yeraltı dünyasının önde gelen isimleri tarafından koruma altındaydı. Madame Claude'un evlerini farklı kılan o evlere gidenlerin kimlikleriydi. Aralarında dünya siyasetine yön verenler de vardı, şöhretin zirvesine ulaşanlar da. Ağzı sıkı bir patroniçe olan Madame Claude ser verip sır vermedi. Geçen yıl yazılan biyografisinde sadece Madame'ın evlerinin müdavimi olan Kennedy, Kaddafi ve Brando'nun isimleri açığa çıktı. Madame Claude'un başı zaman zaman yasalarla derde girdi. Büyük vergi borcu yüzünden 1976-1986 yılları arasında Amerika'da yaşadı. Fransa'ya döndüğünde 4 ay hapis yattı. Patroniçeliği 2000'li yılların başına kadar devam etti. Yaşı ilerlemesine rağmen güzeldi. Bunu sergilemekten de kaçınmadı. Madame Claude son 15 yılını gözlerden uzak geçirdi ve çoğu kendisinde gizli sırlarıyla hayata veda etti. Dünyanın haberinde şimdi bir sağlık haberi. Erken doğumu önlemenin sırrı tek bir molekül olabilir. Amerikalı bilim insanları rahim duvarındaki bir molekülü devre dışı bırakarak erken doğumun önlenebileceğini ortaya koydular. Her 10 bebekten biri 37. hafta ve öncesinde yani prematüre doğuyor. Bazı bilim insanlarına göre erken doğum dünya genelinde görülen bir salgın. Peki erken doğumun önüne geçmek mümkün olabilir mi? Amerikalı araştırmacılara göre sorunun yanıtı evet. Stanford Üniversitesi tek bir molekülü devre dışı bırakarak erken doğumun geciktirilebileceğini ve hatta önlenebileceğini keşfetti. Bu molekül rahim duvarındaki kalsiyum seviyesinden sorumlu.
kalsiyumun da kasılmayı tetiklediği biliniyor. Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, rahmin kasılmasında önemli rol oynayan bu molekülü işlevsiz kılarak erken doğumu önlemeyi başardı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Erken doğan bebekler solunum sorunu, kalp rahatsızlığı, otizm ve astım gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Bazıları ise hayata tutunmayı başaramıyor. Evet, dünyanın haberi bu Noel gösterileriyle ve haberleriyle sona erdi.